Profesör Doktor Bülent Düz hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Şimdi hem Türkiye'nin hem bizim aklı karışık. Çünkü İbrahim Erkal'la ilgili dün öğleden sonra hayatını kaybettiği haberleri çıktı. Hem ailesi haberi doğruladı, hem sanat camiası hem siyaset dünyası başsağlığı dileklerinde bulundu. Ama sonra kaldığı hastanenin başhekimi çıktı. Hayır dedi ama beyin ölümü gerçekleşti. Kalbi çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki 72 saatte son derece önemli. Şimdi bu ne demek efendim? Bizi biraz aydınlatır mısınız? Nasıl anlamalıyız biz? Şimdi beyin ölümü gerçekleşmesiyle bir kişinin bitkisel hayatta kalması arasında ciddi farklılıklar var. İkisi ayrı ayrı konular. Bunu biraz sonra konuşuruz. Ama şu anda sizin sorduğunuz soru beyin ölümünün gerçekleşmesiyle kalbin çalışması konusu. O da son derece birbirinden farklı konular. Şöyle, beyin ölümü gerçekleştiği zaman bir kişinin canı çıkmış demektir Türkçe anlamıyla. Artık o kişinin hayatla bağlantısı kesilmiştir. Bunu şöyle izah edeyim size. Mesela bir canlının, bir insanın ya da bir canlının kalbini alsak, bütün vücudundan ayırsak ve onu uygun bir solüsyon içerisine koysak. Bu solüsyon nedir? İçerisinde yeteri kadar tuz, yani sodyum, potasyum bulunan, yeteri kadar şeker bulunan bir ortama koysak, kalp orada atmaya devam eder. Şimdi böyle bir durumda, kalp orada atmaya devam ettiği esnada, onun bedeninden kalbini çıkardık ya, o beden yaşıyor mudur sizce? Yaşamıyor. O bedende artık kan devranına neden olan herhangi bir şey kalmamıştır. Kan devranını yapan herhangi bir şey kalmamıştır. Bu nedenle kalbini çıkardığımız kişi eğer bir kalp akciğer makinesine bağlanmadıysa, başka bir makine tarafından o kalbin görevi yüklenmediyse o kişi artık ölmüş demektir. Şimdi beynin şöyle bir fonksiyonu var beyin konusunda. Bütün vücudun otomatik fonksiyonlarını kontrol ediyor beyin. Beyin ölümü olduğu zaman bir kişinin sadece beyni ölmüş olmuyor. Aynı zamanda o kişinin akciğeri de artık çalışamıyor oluyor. Peki yani hocam, bu 48 kişiyi... sevgili Bülent hocam, hakkınızı helal edin. 48 saat vücut fonksiyonları izlenecektir diyor. Bu hani diğer vücut organlarının da iflası mı bekleniyor acaba? Bu yüzden mi böyle bir açıklama yapıldı? Evet. Böyle, bu beyin öldükten sonra vücudun diğer kalan organları da yavaş yavaş aynen sizin söylediğiniz gibi iflas eder. Zaten beyin öldüğü zaman önce akciğer iflas etmiştir. Yani akciğer çalışmıyor demektir. O zaman şunu başka yollardan bir sormak istiyorum. Hani acaba zaten beyin ölümü gerçekleşti, makineye bağlı olarak çalışıyor, fişi çekelim mi? Yoksa kendi kendine vücut organları iflas etsin de kendisi mi vefat etsin noktasında bir şey mi? Çünkü onun dinen de bir sıkıntısı var mıdır, yok mudur, fetva alınmış mı, alınmamış mı, öldürmeye girer mi, girmez mi noktasında bir sorun olduğu için mi beklenme kararı alınmış olabilir mi? Evet, aynen bu şekilde. Buradaki konu şu. Evet. Şimdi bu bize Allah'ın bir lütfu aslında. Doğru. Şöyle ki bu bize organ nakli için bir fırsat tanıyor. Tabii, yani artık o kişi ölmüş oluyor. Hocam hiç bir mucize yok mudur yani yaşanmış olan? Neticede Allah'ta umut kesilmez. Biz şimdi, inançlı bir toplumuz. Hani şimdi, beyin ölümü gerçekleştikten sonra hiç tarihte var mı tekrar hayata dönen? Ya, yoksa bitmiş midir artık? Hayır, bu olamaz. Yani böyle bir şey eğer olsa... Dönüş olamaz yani. Yani böyle bir şey olsa o zaman biz organ nakli yapmayız. Yani ölmüş olan bir kişiyi mezara koyduktan sonra, öldü diye mezara koyup üzerine toprağı örttükten sonra üstünden 3 gün geçtikten, 2 gün geçtikten, 5 gün geçtikten sonra dirilip de kalktığını kaç kişi gördü hayatında? Yani bu bir tek Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili bir rivayet olaydı. Var. Evet, doğru. Ölüyü diriltti noktasında. Ölü dirilti söylenmekte. O diriltilen ölünün de adı Lazarus'tur. Doğru. O Lazarus'un hatta
Biz bunu bu durumdaki hastalarda Lazarus bulgusu diye bir bulgu tanımlıyoruz. Beyin öldükten sonra, beyin ölümü gerçekleştikten sonra bu kişilerin bir takım kas aktiviteleri olur. Kas kasılmaları olur. Refleks olarak olur bunlar. Böyle peki, sanki doğrulacakmış gibi olur. Peki. Ellerinde, kollarında, bacaklarında çekmeler olur. Evet. Bunlar aslında o kasların aktivite sırtını hepimiz zaten yani hani benzetmek gibi olmasın çok acılı bir durum. Hepimiz Müslüman insanlarız. Kurban kesiyoruz. Kurban kestikten sonra hayvanın başını kesersin vücut titremeye başlar hala hareket titrer, eder hocam. O canlılığın belirtisi değildir. Bu ölümün bir belirtisidir. Evet. Biz buna Lazarus time diyoruz. Tıpta da onun ismi var. Hani böyle bir şey insanlık tarihinde bir mucize olarak bir peygamber tarafından gerçekleştirilmiş. Yani bunun başka bir örneği yani olamaz. O zaman hocam, hocam üzücü, bu işi yapmayız. Üzücü bir haberi sizden almış olduk aslında. O zaman sayın hocam. Yani bu durumda aslında konuşulması gerekli olan şey bence İbrahim Erkal Bey topluma mal olmuş. Son derece sevilen, sayılan güzel bir insan. Çok. Şimdi onun organlarının yaşaması için ailenin bir şekilde konuyu düşünüp belki yani bu şekilde topluma örnek olmaları güzel bir şey olabilir. Evet, yani bu konuda bir ailenin artık bunu kabullenmesi gerekiyor. Eninde sonunda kabullenecekler. Yani ölümü kabullenmeyen hiç kimse olamaz. Hepimizin başına gelecek olan bir şey. Ve bu durumda konuşulması gerekli olan hani İbrahim Erkal bu kadar topluma hizmet etmiş, bu kadar sevilen bir insan. Bu hizmetine artık son nefesiyle bir hizmet katarsa bu hem sağlık camiası için hem Türk toplumu için çok uygun olur. Peki, teşekkür ederim. Ben bir şey daha söylemek istiyorum size. Yayınımıza bağlandığınız için çok bir şey, teşekkür ederim. Müsaade ederseniz bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen, lütfen çok kısa. Tabii aile mesela kan vermiş midir bu İbrahim Erkal Bey'e? Mesela kan nakli de organ nakli gibidir. İnsan kan alıyor, kan veriyor. Herkes birbirinden kan alıyor, kan veriyor. Kan almadığı için ölen insanlara ne kadar, kan bulunamadığı için ölen insanlara ne kadar severani? Ya çok önemli hekimlerle bütün lazım. Türkiye'nin de çok hani göz önünde olan bir durumdu evet. Biliyorsunuz. Mutlaka yapılması gereken her şey yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte aile karar verecek. Hocam teşekkür gibi. Ederiz. Çok teşekkür ağzınıza ediyoruz. Sağlık. Çok yayınımıza naziksiniz. Bizi kırmadınız. Çok teşekkürler sayın hocam. Şimdi biz Nihat'ın dediği gibi aslında duymak istemediğimiz üzücü haberi yayınımıza bağlanan hocamızdan almış olduk.